Yine benim aslanım. Cevdet'ten haber yok mu? Yok efendim. İyi. Ararsa notlarımı ilet. Yine arayacağım ben. Hadi eyvallah. Merhaba hayatım. Tarık, hala beni hangi yüzle arayabiliyorsun? Aramızda bu olanlar hiç hoşuma gitmiyor Esra. Seni çok özledim. Ben her şeyi unuttum, seni affetmeye hazırım. Sen de bize son bir şans ver. En azından çocuğumuz için. Bunu hak etmiyor mu sence? Tarık yapma artık. Bu kadar şeyden sonra beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? O da ne demek Esra? Seni seviyorum. Tarık lütfen. Bak artık bununla baş edecek hiç gücüm kalmadı benim. Ne istiyorsun? Söyle de hemen bitsin. Yardımına ihtiyacım var Esra. Burada sıkışım kaldım. Yurt dışına çıkmam gerek. Bir arkadaşım yardım edecekti ama ortadan kayboldu. Pasaportum, banka, cüzdanım hepsi otelde kaldı. Polisin korkusundan gidemiyorsun. Gidip onları sana getirmemi istiyorsun kısaca. Aynen öyle sevgilim. Bunu anca rüyanda görürsün Tarık. Artık senin pis işlerine alet olmaya hiç niyetim yok. Bana sorarsan git polise teslim ol. Ya da battığın çamurdan kendi kendine çıkmanın bir yolunu bul. Benimle böyle konuşamazsın Esra. Bir çocuğumuz var. Sen bu saatten sonra Doğuş'un anca resimlerine bakabilirsin Tarık. Tabii hapishanede buna izin verilirse. Allah kahretsin. Kahretsin. Hepinizi mahvedeceğim. İyi günler. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya aslında ailevi bir durum söz konusu. İsmim Mehmet Çağdoğlu. Müşterilerinizden Tarık Atasoy eniştem olur. Bir kaza geçirdi. Şu anda hastanede. Öyle mi? Biz de kaç gündür gelmemesinden şüpheleniyorduk. Ama odanın parasını peşin ödediği için hesabını kapatamadık. Yo, kapatmayın zaten hesabı. Çünkü ufak bir kaza. Birkaç güne kalmaz toparlanır. Ancak benim şimdi eniştemin odasından bazı ihtiyaçlarını almam lazım. İsterseniz hemen kendisini arayabilirim. Yo, hiç gerek yok. Beyefendi 205 nolu odaya götürelim lütfen. Tarık Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletin lütfen. Teşekkürler. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rastgele. Sağ olasın abicim. Aslanım iki çay göndersene buraya. Tamam abi hemen. Çok kazanıyor musun altında? Nerede? Oyalanıyoruz işte. Demek öyle. Peki az uğraşarak çok para kazanmak ister misin? Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Alo, ne haber güzelim? İyidir kuzen, senden ne haber? Bahar, sana bir şey soracağım. Tarık'ın doğum gününü ayı ile yılı ile biliyor musun? Evet, 18 Kasım 1956. Sağ ol kuzen. Ya ne oldu Mehmet, işle ilgili bir durum mu? Yok, sonra konuşacağız. Şimdi biraz acelem var da. Peki, görüşürüz. Şey Tarık Efendi. Baksana şuna. Ne bu abi? Tarık Efendi'nin seyir defteri. Herif yaptığı her hamleyi kaydetmiş. Bir gün bizim elimize geçeceğini düşünmemiştir tabii zeka küpü. Daha neler neler vardı. Hesap cüzdanı, pasaportu. Ama onları özellikle almadım. Nasıl olsa ihtiyacı olacak ve tıpış tıpış ayağımıza gelecek. Bakar mısın? Bir şeyler atıştıracağım ben. Malum. Gece nöbet uzun. Gün aşırı otelin önünde beklemeliyiz belki. Ne zaman geleceği belli olmaz. Bu gece ben buradayım, yarın sen. Abi bugün ben kalayım, sen eve git, tamam mı? Yok oğlum, önemli değil. Bugün kendimi oldukça dinç hissediyorum. Yok ondan değil ya. Sanırım gümüş bir şeylerden kullandı. Evde olman daha iyi. Tarık gelirse filan ben sana haber vereceğim, tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.